Şu anda stüdyoya giriş yaptı. Onu Kütahya'dan getirdim. Şu anda ekip arkadaşları... Orada mı Elif? Peki ben Elif'in yanına gidiyorum. Şu anda kızınız geldi İstanbul'da ve şu anda yan stüdyoda. Buraya görüntüsünü vereceğim. Tamam. Elif hoş geldin. Ya ben görünmeyeceğim. Tamam sen görünme, arkanı ya dön. Bak, çek. Arkanı dön. Arkanı dön. Bırakın ya. Tamam çıkmasın yayına. Çıkmayacağım. Çekmeyin şunu. Ben çıkacağım oraya. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Rica ediyorum. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu korumak için, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin. Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen, 18. 18 yaşındasın. Baban yaşındaki biri sana farklı amaçla dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat? Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? Bunu mu layık görüyorsun kendine? O çatı katını mı layık görüyorsun? Lütfen bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Sizi korumak isteyen insanlara karşı değil. Rica ediyorum. Bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Gerçekten cinnet geçireceğim ya. Ya doğruyu anlatmak için kendimizi paralıyoruz ya. Bu kadar mı olur? Adam seni 2 dakikada postaladı buraya. 2 dakikada postaladı. Cesareti var. Ya insanın babası yaşındaki biri ona dokunduğunda bunun ne demek olduğunu anlasın ya. Ne olur çocukları bu şekilde yetiştirin. Ya ilk kız çocuğu aile içi istismar. Bu 18 yaşında aynı. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın. Ya şu reşit olma yaşı daha da yukarı çıkartılsın. Ne olur. Ne olur. Lütfen. Ne olur. 18 yaşında ya. Daha yaşadığının farkında değil. Ya yemin ederim bedenim titriyor. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Rica ediyorum. Lütfen yaşlarının arkadaşlığını kursunlar. O arkadaşlıkların hangi boyutta ve nasıl olması gerektiğini kavrasınlar. Çocuklarınıza kendi yaşıtlarıyla arkadaşlık yaptığı zaman onları aşırı derecede baskılamak ve kısıtlamak yerine tam tersi o arkadaşlıkların hangi seviyede kalması gerektiğini. Ay nefesim kesildi, çok özür diliyorum. Çok rica ediyorum, hangi seviyede kalması gerektiğini, o arkadaşlığın boyutunu, onların hayatındaki en önemli noktanın eğitim olduğunu, üniversite eğitiminin bir meslek seçiminin ne demek olduğunu, bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğini lütfen çocuklarınıza öğretin. Sizlerden rica ediyorum, lütfen çocuklarınızı aile içerisinde, özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin, saçlarını okşayın, onların dertlerini dinleyin. Onların en ufak bir yanlışlarında onlara arkalarını dönmeyin. Onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın. Tam tersi, devir öyle bir devir ki kimle arkadaş, kiminle arkadaşlık yapıyor, arkadaşı kimdir, ailesi nasıldır? O insanları bizzat çok rica ediyorum yakından tanıyın. Bırakın bu baskıları, bırakın çocuklarınızın giyimle kuşanmaya karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu. Eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat bu çocuklarda olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, 2 güzel sözle bu kızınızı kandırır. Şu anda olduğu gibi. Çocuklarınızı evden uzaklaştırmayın. Çocuklarınızı bilgisayarların başına tıkmayın. Çocuklarınızı dinleyin. Onları saçma sapan kurallarla kısıtlamayın. Anlayın onları. Onların yanına bir güzel sözle yaklaşan insanların etraflarında dolanmasına izin vermeyin. Acaba bana bu yabancı neden böyle güzel bir söz söyleyecek, sorgulayacak bir zekaya sahip olmalarını sağlayın. İnanın bu programı yaptığımdan beri artık çok üzülüyorum ve çok da tıkandım. Ya 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum ya. Onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz hep beraber. Hep de etraflarında böyle adamlar. Hep böyle insanlar.
kendi eşine, kendi çocuğuna babalık yapamayan, düzgün duramayan, erdemleri olmayan birinden sana ne hayır gelir ya? Siz bu kadar çirkin ilişkilere nasıl sevgi ve aşk diyebilirsiniz? Bunlar aşk falan değil. Bunların hiçbiri aşk değil. Sadece menfaat ilişkisi. Gerçek sevginin olduğu yerde menfaat olmaz. Gerçek sevginin olduğu yerde insanın manevi duyguları da devreye girer. Hiçbir insan bilerek isteyerek bir genç kızın hayatını karartmaz. Yalvarıyoruz ya. Gerçekten yalvarıyoruz. Toplum olarak karar vermek durumundayız. Yıl 2022. Ya bu çirkin ilişkilere son gerçekten vereceğiz. Gerçekten çok üzülüyorum. Allah'ım. Ya da seçimlerimizi ve tercihlerimizi yaparak toplum olarak daha fazla duyarlı olacağız. Esra Hanım zaten bu 30 yaşındaki biri 30 ve 30 ailede üstü başlaması, ya başladığını 30 yaşındaki biri kendi seçimini yapar, kendi yanlışının peşine gider. Vallahi bir iki bir söylerim gene. Burada da dışarıda da söylerim. Elimden geleni yaparım. Ama yani derim ki artık hayat senin kendi seçimin. Ama 18 yaşındaki bir kıza da bu senin kendi seçimin deyip arkamı dönemem ya. Kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum. Ya lütfen yaşınızın yaşaması gerekenleri yaşayın. Bunlar sizin bedeninize çok büyük. Çok büyük. Çok ağır duygular. Ben senin adına dün akşam uyumadım ya. Ve gittikten sonra 6 gün sonra kayıp başvurusu yapılıyor. 6 gün beklenmesinin nedeni. Diğer taraftan diyeceksiniz ki ilk olayda anında gidilmiş kayıp. İstiyorum. Dayı tarafından kayıp. Yani bir an önce de harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama size de aile olarak ilk sorumluluk o şey aileden başlıyor. Yok abla. Aile sesini çıkartacak. Öyle bir ilişkiyi kabul anlamına gelmeyecek. Enişte olarak tabir etmeyeceksiniz. Enişte olarak oradan kabul kapısını açıyorsunuz. Siz ona bilmiyorum. Abla olarak enişte dediğiniz andan itibaren bu ilişkiye onay verdiğinizi kabul... Elif, annen geliyor yanına. Git sen de git hadi. Elif'im, hatırladın beni. Hatırladın beni. Siz durun Yusuf Bey. Ali tamam gideceğiz. Ali gideceğiz. Beni kurtaracağız. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun seni götüreceğim, tamam mı? Ben hemen. Kalkan demi sarıl. Kalkan demi sarıl. Ya yürüm beni. Tamam görürsün, bir şey olmaz. Hayır ya görürüm. Yusuf Bey siz bekleyin lütfen. Siz bekleyin. Hayır ya hayır. Eve götüreceğim demeyin. Anne hadi dışarı çıkalım. Olur anne. Anne ne olur. Sen bizimle gel tamam mı? Ya geleceğim sizinle hadi. Tamam. Ne olursa olsun gel bizimle. Hadi. Bak biz senin için oradan buraya kadar geldik bak. Kaç gündür ben buradan. Ben senin için annem geldi. Ne olursa olsun. Anne hadi. Dışarı çıkalım anne. Dışarı çıkmak istiyor. Ne olursun. Dışarı. Dışarı çıkmak istiyorum. Çıkartın dışarı. Bak seni çıkartın dışarı. Ay susuz bu yolları geldi annemle babam. Senin sen hadi beni koydun. Anne, anne buna zarar vermez. Hiçbir şekilde. Tamam olsun biz seni bize bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Biliyorum şimdi. Senin dudakların bile yara olmuş yara. Kal gideceğiz kal. Ne olur. Anne bir kere sarıl. Şuradan çıkartın arkamı. Peki çıkartın dışarı. Mesela şeyi merak ediyorum Elif, ablana sen bilmiyor musun derken ilişkini biliyor olması destekliyor anlamı mı taşıyor? Yani ya da senin yaşadığın bu ilişkiye sen kaçtıktan sonra onay vermesi mi gerekiyor? Ne yapması lazım onu anlamadım. Sen kardeşin 17 Ocak'ta bu adamın yanına kaçtığını öğrendikten sonra kaç gün geri dönmesi için bekledin? Kaç gün yalvardın geri dön diye? 4-5 gün yalvardım ablam. Bana diyor ya hani haberin yok muydu diye. Oysa ben onu yani aileme karşı yani ne bileyim işte anlatamıyorum abla. Yani aileme söyleyemedim. Ben onun yine arkasında durdum. Yani yaptığını yine yanlış olduğunu söyledim. Ama ne olursa olsun ben nasıl aileme söyleyecektim?
Yani ben onu dön diye ikna ettim. Bak ya ben dün de söyledim ya abla. Annemin babamın fotoğrafını açtım telefonumdan. Önüne diz çöktüm. Yapmadı desin. Yalan desin bana. Ağladım. Bir dakika. Şu soruyu sorar mısın? Elif beni duyuyorsam. Ablan sana annenlere bile söylemeden kaç gün kardeşim geri dön diye yalvardı. Hadi görmesin de. Tamam. Sarı. Kaç gün? Kaç gün yalvardı? Annenlere söylememiş. Hayır, annesiyle. Anne yapma, ne olurum. Öyle için geldi. Anne, seslerim çıkmayın evden. Elif, anneni, ablan sana kaç gün yalvardı? Geri dön diye, yapma diye. Çok ben yalvardım abla. Çok yalvardım. Diyor ki bir hafta sakladım senin kayıp olduğunu. Senin bu adamın yanına kaçtığını. Aileme bile söylemedim. Her gün yalvardım diyor. Güvende olduğumu biliyordu. Güvende olduğunu biliyordum. Perşembe günü telefonunu kapattı, tamam mı abla? Bir daha ben onun sesini bile duymadım. Güvende olduğunu biliyordu derken kimin yanında güvenliydi? Kadir'in yanında. Nasıl bir güven ortamı o? İyi oldum biliyordu. Ya Allah aşkına ya. Peki şöyle düşünelim. Siz onun yanında güvendesiniz. Ümit Hanım hiç habersiz çıktı geldi. Ya daha büyük şeyler olsaydı? Sizi aynı evde görseydi? Ya cinnet geçirseydi? O gittiğinden sonra ben uyumadım bile. Hala orada güvendeyim diyorsun değil mi? Elif'ciğim sana şunu söylemek istiyorum. İnsanlar hata yapabilir. Aslında hata yaptığımızda büyüyoruz. Mükemmel insan hiç hata yapmayan değil. Hata aynen yaptığında kararlarıyla yeni bir başlangıç yapandır. Ben senin bu yaptığın yanlışı düzeltebileceğine inanıyorum. Bunu hiç kimse için değil. Sen mutlu nasıl olacaksan kararlarını kendin vereceksin. Sen mutlu olduğun zaman zaten ailen, annen mutlu olur. Ama yapılan şeyin yanlış olduğunu anlaman lazım. Kaç tane ailede yıkım olduğunu. Şu anda sebep olduğunuz bu ilişki dolayısıyla kadın şeker komasında, yükselmiş şekeri. Yani birinin sağlığına zarar vermek. İster misin sen böyle bir şey yapmayı? Ya da aynı, bırakın onu. Kadir Akkoyunlu kendi kızının aynı durumda olmasını ister mi? İster mi Elif? İster mi evladının böyle bir şey yaşamasını? Bu adam seni hangi yalanla gönderdi? Sen git ben boşanacağım, seninle evleneceğim dedi mi? Söyledi mi böyle bir cümle? Hadi. Bu arada Ümit Hanım gelmek istiyormuş, gelsinler. Ay gerçekten biraz önce nefesim kesiliyor sandım. Ya çok kötüyüm çünkü ilk konudaki o aile içi istismar davasından toparlayamadım kendimi. Hoş geldin, gel. Oturun lütfen. Şimdi Esra Hanım, güzel konuşuyorsunuz. İkisine de şiddetlisiniz. Ama çatı katında değildi. 5 saat bir insan çatı katında kalmaz, donardı. Komşuya mı çıktı? Donardı. Karşı komşudaymış. 2 dakika sonra getireceğim dedi ya, karşı komşudaymış. 5 saatte insan donar. Kendisi de açıklasın. Zaten adamın buralar donmuş. Kendisi de, bunları ne olarak kendisi biliyor? Kendisi de açıklasın. Münevver, her şeyden haberin var. Her şeyden haberin var. Benim 2 çocuğumun gözyaşları seni iflah etmesin. Abla ne demek sen istiyorsun? Sen ne diyorsun ya?
Ne demek istiyorsun? Siz bak, oturun yerinize. Bir dakika, bak, oturun yerinize. Beyefendi, siz... Boş musun sen? Siz tamam, bir dakika. Tamam, kavga edecek olan kişi... Bak. Bir dakika, siz değilsiniz. Rahatsız tamam, zaten. Bakın şekeri çok yüksek. Evet. Lütfen. O yüzden rica ediyorum. Ben anlaşık isterim ama... Şimdi bir dakika. Neye anlaşık isteriyorsun? Bir dakika, bir dakika. Dün yayını izledim ben, bugün sabaha karşı yayını izledim. Siz diyorsunuz ki hanımın da haberi var, kaçtı gitti. Hayırdır? Ümit, ben yani? O kadar genişe mi benziyorum? Nasıl yani, ben anlamadım. Hayır, anne, eşinin de bu durumdan haberi anneniz var. Anneniz dedi ki eşinin haberi yoktur dedi. Babanız da dedi ki hanımın da haberi var dedi. Yok, o biliyor dedi. Zaten sonradan öğrendiğinizi. Tabii, o an tabii, sizin biliyoruz. Tesadüf geldiğinizi de biliyor. Bilmiyor mu zannediyorsunuz? Peki, ya, çıkıyorum. Şimdi, hayır, çıkabilirim. Sadece o çatı katına açıklık getirmek için girdim. Münevver bir hafta bunlara şans veriyor. Neyin ben, bir haftası ya? Yani bir hafta kayıp başvurusu yapılana kadar şans veriyor. Vallahi çok sinirlerim bozuk. Ben şu an bitik bir durumdayım. Ve bu yayına çıktığım için de kızlarım da açmıyorlar telefonumu. Ayıp, konuşurum ben onlarla. Ben konuşurum.